Evet, Açık Çağ'ın son dilimindeyiz sayın seyirciler. Belki yeni bizi izlemeye başlayanlar için ben bu bölümde bir kez daha konuklarımı hatırlatayım. Emekli Tuamiral Türker Ertürk'le birlikteyiz. Hukukçu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun'la birlikteyiz. Gazeteci yazar Enver Aysever'le birlikteyiz. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker'le birlikteyiz ve akademisyen yazar Fatih Yaşlı ile birlikteyiz. Şimdi bu bölümde Tuğba Hanım bu arada şeyi düzeltmemi rica etti. Hani ben dedim ya o gün o oylama olmasaydı Enis Berberoğlu ile ilgili 4 ay daha bekleyebilselerdi böyle bir durum ortaya çıkmayacaktı. Ama Tuğba Hanım hatırlattı, oylama olmadı, sadece fezleke. Tabii direkt okundu fezleke. Fezleke okundu ve o şekilde düşürülmüş oldu yani yok, milletvekilliği. Bir de şunu da söylemek lazım. Anayasa Mahkemesi kararında zaten şunu söylüyor. Siyasi hakları elinden, yani seçilme hakkı kullandırılmamıştır. Çünkü 83. maddeye göre 2018'de genel seçimle beraber Enis Berberoğlu yeniden vekil seçildiğinde aslında o yargılamanın durması gerekiyordu. Biz bütün hani vekillerimiz için o açılan davalarda hep bunu iddia ettik ki doğru olan budur. Bu yönde kararlar da çıktı zaten durması gerekiyor diye. Ama durdurmadı. Yargıtay'daydı dosya. Devam ettiler. Yargıtay 21 Eylül 2018'de kararı onadı. Ve aradan bir sene geçti. Bir sene beklettiler. Arkadaş Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun avukatından evrak istediğinde baktılar ki olay herhalde Anayasa Mahkemesi lehe karar verecek Enis Berberoğlu konusunda deyip fezlekeyi çat diye TBMM'de okudular. Zaten iç düzeyde aykırı bu. Hukuka zaten aykırıydı. Her bakımından sakat, yok hükmünde bir karar. Peki. Bunu da hatırlatmakta fayda var güncel bir gelişme olarak. Şimdi bu bölümde izleyicilerimize vaat ettiğimiz üzere Atatürk mü Mustafa Kemal mi? Yani bu hitap şekli arasında nasıl bir fark var ya da fark var mı öncelikle? Bu hitap şekli mi önemli yoksa işte Atatürkçülüğün işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını nasıl kendinize rehber edineceğiniz, böyle bir çağda onu nasıl yorumlayacağınız, devrimciliği nasıl bugüne uyarlayacağınız mı önemli? Bunları konuşacağız. Ya da Mustafa Kemal demek sanki hani Cem Toker'e Cem demek gibi bir şey mi? Türker Ertürk'e Türker demek gibi bir şey mi? Yani adıyla hitap etmek gibi mi? Bunları konuşacağız. Bütün bu tartışmanın biliyorsunuz ilk çıkışı Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı'nın katıldığı bir toplantıda kullandığı ifadeyle ilgili olarak Uluç Gürkan'ın işte toplantı sonrası bir sorusu, neden özellikle mi tercih ettiniz Gazi Mustafa Kemal demeyi? Evet, ben onu kendime daha yakın buluyorum dedi. Onu daha böyle devrimci buluyorum dedi. Ben onu devrimciliğimde hep rehber alıyorum dedi. Oradan bir tartışma koptu. Tartışmanın kopması üzerine de yönetmenim o şey hazır mı, Canan Kaftancıoğlu'nun kamuoyuna açıklaması. Bakın çok uzun bir açıklama kaleme aldı. Ama şunu da açıkçası söyledi. Yani bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak bile beni üzüyor dedi. Yani o şeyin, açıklamanın önemli bir kısmı bu. Ve onun dışında da meseleye bakışını çok geniş bir şekilde aktardı Canan Kaftancıoğlu. Şimdi biz de bu bölümde bunu konuşacağız. Çünkü merak ediyoruz. Örneğin Türker Ertürk, bir eski asker, emekli tuğamiral. O bu meseleye nasıl bakıyor? Tuğba Torun nasıl bakıyor? Bir hukukçu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi. Cem Toker, liberal bir isim. Nasıl bakıyor bu tartışmaya? Enver Aysever ve Fatih Yaşlı bu tartışmaya nasıl bakıyor? Enver Aysever, bugün Cumhuriyet'te çıkarın Atatürk maskelerini diye bir yazı yazdınız. Neydi oradaki kastınız? Atatürk maskelerinin çıkarılmasından kastınız ne? Ben sizinle başlamak istiyorum bu bölüme. Gördüğünüz gibi konu ciddi olunca Gökmen'le sizli bizli olmaya geçtik. Çünkü hassas ve önemli bir konu. Birkaç şeyi anımsatarak fikirlerimi söyleyeceğim. Bu konuyu önemsiyorum ben. Sanılanın tersine fuzuli bir konu olarak görmüyorum. Bir, Sayın Canan Kaftancıoğlu özelinde ben o yazıyı yazmadım. Bu tartışmanın önemli bulduğum için ve daha önce Cumhuriyet Senin İçin kitabımda, Yaralısın Türkiye kitabımda bununla ilgili bölümler ve makaleler olduğu için, bunun ideolojik bir mesele, sorun olduğunu düşündüğüm için bu tartışmayı önemsiyorum. Şu bağlamda da önemsiyorum. Türkiye'de tarikatların kucağına itilmişken, Türkiye'de hukukun üstünlüğü tamamen ortadan kalkmışken,
meclis işlevsiz hale getirilmişken, özellikle yoksul halkın sorunlarını dile getirebilecek örgütler buharlaşmışken bu tartışmaya ne gerek var denebilir. Ancak aslında Türkiye'de sorunlara çözüm bulmak için söz gelimi bir liberalin bakışı, bir sosyalistin bakışı, bir sosyal demokratın bakışı neyse Türkiye ölçüsünde Mustafa Kemal Atatürk'e referans vermeden bu yapılamaz. Çünkü bu ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal'in varlığını kabul ettiğinizde de bir yorum yapar ve tahlil yaparsınız. Onu aşmaya çalıştığınızda da ya da onu yıkmaya, karşı devrim yapmaya çalıştığınızda da ona gidersiniz. Ben şunu söyleyeyim. Enver Aysever olarak Gazi demekten de, Mustafa Kemal demekten de, Atatürk demekten de yeri geldiğinde memnuniyet duydum. Ve bence de bana dair yani bir Mustafa Kemal Atatürk tarifim var. Ve bu tarifimin Türkiye'nin bugününde çok ilginç bir şekilde sömürüldüğünü düşünüyorum öteden beri. Ve bu sömürülmenin de büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendini güncellememiş, entelektüel olarak yenilememiş, aydın olarak sorumluluğunu taşımamış, güncel dünyayla ilişkileri kurmamış, memleketi anlamamış birisi açısından Türkiye'nin siyasal yapısı bu kutuplaşmadan kaynaklı olarak çok kolay pozisyon almayı sağlıyor. Ben Atatürkçüyüm dediğiniz zaman, beyan da esas ya, diyor ki birisi, ya çok güzel diyor, ben Atatürkçüyüm diyen bizden, öteki karşıdan falan. Halbuki böyle değil. Neden böyle değil? Örneğin Atilla İlhan hangi Atatürk diye kitaplar yazdı. Eğer bu kadar kolay olsaydı mesela bunu yazmazdı. Ya da büyük abimiz, büyük usta, bizim düşünce hayatımızın önemli bir ismi ve benim de şahsi olarak tanımakta onur duyduğum, aramızdan ayrıldığı için de büyük boşluk olan İlhan Selçuk'un gardırop Atatürkçülüğü diye bir tarifi var. Neden gardırop Atatürkçülüğü dedi? Devam edelim, devam edelim. Nadir Nadi Bey, Yunus Nadi'nin oğlu. Cumhuriyet Gazetesi'ni kim kurdurmuş? Mustafa Kemal Atatürk. Kim kurmuş? Yunus Nadi. Oğlu bir gün demiş ki ben Atatürkçü değilim. Niye demiş? Herhalde bunlar durup dururken olan meseleler değil. Çünkü bunların tamamı bir ideolojik pozisyon almaya gerekmiş Cumhuriyet tarihinin hayatı boyunca. Bu arada şunu da söyleyeyim, biraz sonra fikirlerini söyleyecek. Benim bugünkü makalemi titizlikle yazdım. Aynı zamanda benim makalemden bir gün önce Fatih Yaşlı'nın Sol Portal'da çıkan makalesindeki tezleri ve değerlendirmesini de çok anlamlı ve doğru buluyorum. Bu arada bu konunun tartışılmasının ne kadar hassas olduğunu bilerek şunu da söylemek istiyorum. Sabahtan beri bir grup Atatürkçü meseleyi Canan öyle mi dedi, böyle mi dedi diye tırnak içerisinde bana telefonlar açarak, saldırarak, arkadaşlarım da olmak üzere sanki mesele Canan Kaftancıoğlu eksenindeymiş gibi dar bir ekseninde sıkıştırılmaya çalışıyor. Benim en korktuğum şey siyasette gücünü kaybetmiş ve artık gücünü kaybettiğini kabul etmeyen eski siyasetçilerin pozisyonudur. Bir, çünkü onlara laf yetiştirmek mümkün değildir. Neden değildir? Bir türlü duymak istemezler. Bir de sizi tenzih ederek söylüyorum Türker Bey, pek çok kimseye ama bazı askerlerin de bazı konumlarda entelektüel tartışmaya kapalı olduğunu da görüyorum. Onların da burada aldığı pozisyonun düşünceyi daralttığını düşünüyorum. Şimdi gardırop Atatürkçülüğü tarifi İlhan Selçuk'un. Çoğaltabiliriz Cem Bey. Biraz da ironi olarak söyleyeyim. Başka Atatürkçülük tarifleri de yapabiliriz. Sahil Atatürkçülüğü, postal Atatürkçülüğü, TÜSİAD Atatürkçülüğü gibi kavramlar da koyabiliriz içine. Devrimci Atatürkçülük de koyabiliriz. Neyi kastediyorum? Örneğin 12 Eylül'den sonra Kenan Evren'in postal Atatürkçülüğüne kanarak ortaya çıkan Turgut Özal'ın partisine oy verip kendini Atatürkçü zanneden ve sadece yaşam biçimini gözetmek suretiyle kıyı şehirlerinde durup memleketin işçi sınıfının sorunlarına, köylüsünün sorunlarına, kalkınma sorunlarına, entelektüel sorunlarına hiç kafa patlatmadan sadece bayramlarda kadeh kaldırıp atam sen kalk ben yatam diyen konforlu bir grup insan olduğunu düşünüyorum. Ve o insanların bu kutuplaşmadan dolayı sadece kaba bir Atatürkçülük tarifiyle kendilerini siyasi bir yere oturttuğunu görüyorum. Bunların medyada da karşılığı var. Köşe yazarı sıfatıyla vesaire bu pazara oynayarak vaziyeti idare ediyorlar. Neden? Çünkü Atatürkçülüğün siyasette karşılığı var. Atatürkçülüğün ticarette karşılığı var. Atatürkçülüğün saygın olmakta da karşılığı var. Demek ki bu sahil Atatürkçülüğü bir sorun.
Çünkü siz siyaseten örneğin piyasa ekonomisine nasıl bakıyorsunuz açıklamanız gerekmiyor. Örneğin toplumsal meselelerde 21. yüzyıla gelindiği zaman nasıl bir demokrasi istiyorsunuz sorusu açıklama gerekmiyor. Devam ediyorum. Postal Atatürkçülüğü. Buna tabii bugün hepimiz karşıyız ama zamanında herkes karşı mıydı? 12 Mart'ta yurtsever ve Atatürk'e son derece saygılı olan devrimci gençleri dar ağacına Atatürkçülük diye götürdüler. Yetmedi. 12 Eylül'de tam da 24 Ocak kararlarıyla, Özal'ın kararlarıyla birlikte bir rejim inşa etmeyi Atatürkçülük adına yaptılar. Kenan Evren bir elinde kutsal kitap, bir elinde bayrak, milliyetçilik ve dincilik de siyasal İslam'ın önünü açtı. Adı Atatürkçülüktü. 28 Şubat'ta hiçbir toplumsal zemini olmadan insanlarla öyle bir çatışma zemini yarattılardı ki 12 Eylül'de kurdukları rejim baktılar ki iyice başka yere gitti, düzeltelim diye davrandılar. Olmadı. E-muhtıra verdiler. E-muhtıra verdiler. Bunlar da Atatürkçü diye geçindiler. Sonuç itibariyle bu da bir tür rantı olan Atatürkçülüktü. TÜSİAD Atatürkçülüğü. Nedir o da TÜSİAD Atatürkçülüğü? Ya burjuva laik düzeni idare edelim, ticaretimizi yapalım. Atatürk'ün anti-emperyalist kimliğini, Atatürk'ün devletçi kimliğini, Atatürk'ün halkçı kimliğini, Atatürkçü laik kimliğini çok da kafaya takmayalım. Alalım, verelim. Avrupa Birliği, Amerika, ticaretimizi yapalım, iş görelim. Ya işçiler sürünüyor, disk kapandı. Hatta Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi kapandı. Yok. 12 Eylül'ün ertesi günü ilk açıklamayı yapan TÜSİAD diyor ki hep işçiler konuşuyordu, sıra bize geldi. Bir de devrimci Atatürkçülük var. Benim işte düşünce kökümü ait hissettiğim yer o. Kim var orada? Orada köy üsleri var. Kim var orada? Deniz gezmişler var. Kim var orada? Kim var orada? Orada netice itibariyle Doğan Avcıoğlu var. İlhan Selçuk var. Uğur Mumcu var. Kim var orada? Türkiye'nin ilerici kadroları var. Mustafa Kemal Atatürk'e büyük saygı duyan, o saygı üzerine onu ileriye götürmeye çalışan, ileriye taşımaya çalışan yurtseverler var. Ne var orada? Orada 1 Mayıs 77'de Taksim'e çıkan işçi sınıfı var. Ne var orada? 12 Eylül'e gitmeden önceki sendikalaşmış insanlar var. Ne var orada? 1960'tan sonraki işçi hareketi var. Türkiye'nin düşünce birikimi var, bilimi var. Dolayısıyla Atatürk meselesini ister Gazi deyin, ister Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk deyin, neticede bir zemine oturtmak zorundasınız. Gardırop Atatürkçülüğü derken büyük usta İlhan Selçuk oturduğu yerdeki konforlu alanında hiçbir şeye sorumluluğu almayan, aydınlanma mücadelesine girmeyenleri kastediyordu. Bir, Uğur Mumcu Türkiye'ye bir sentez ortaya koydu. Kemalizmle solu nasıl bir araya getirebiliriz diye baktı. Bilim dedi, akıl dedi. Dolayısıyla bunları hiç hafife almamamız gerekiyor. Şimdi bütün bunları bir kenara koyduktan sonra şu sorunu da tartışmamız gerekiyor. Altı ok Mustafa Kemal'in temel ilkeleridir ama Mustafa Kemal tarihin aktığını bilen, Mustafa Kemal Atatürk tarihin içerisinde ilericiliği, bilimi, aydınlanmayı esas alan bir kimsedir. Hem askerdir, hem siyasetçidir, hem kurucu liderdir. Dolayısıyla geçen yüzyılın bazı kavramlarının bu yüzyılda eleştirisini yapmak Atatürk'e ihanet değil, Atatürk'e saygıdır. Geçen yüzyılda örneğin Atatürk'ün milliyetçilik dediği zaman o milliyetçilik ümmetten ulus olmuş bir toplumun ilerici adımıdır. Ancak İkinci Dünya Savaşı ile birlikte, Nazilerle birlikte milliyetçilik kavramı ırkçılıkla yan yana konmuştur. O yüzden Türkiye'nin solcuları böyle bir etnik tarif yerine yurtseverlik kavramı getirmiştir. Dolayısıyla yurtseverlik bu anlamda Atatürk'le çelişmez. Dahası Atatürk'ün partisine nesnel olarak baktığımız zaman İsmet Paşa silah arkadaşı Türkiye İşçi Partisi'nin varlığı dünyadaki gelişmelerle ortanın solu demiştir. Ecevit daha da ileri gitmiştir. Değil mi? Toprak işleyenin su kullananın demiştir. Ne zaman ki 12 Eylül'den sonra Baykal'ın milliyetçi, sağcı Cumhuriyet Halk Partisi daha cumhuriyetçi tavırla daha sağa yaklaşmıştır, merkeze yaklaşmıştır. Bu kez Türkiye'nin kadim problemleri, Kürt sorunu, emek sorunu, inançlardaki Alevi sorunu vesaire daha da aslında darbenin mirası olarak körüklenmiştir. O yüzden bugün Türkiye'de bu tartışmaya girenlerin siyasi çıkarlar çerçevesinde bu tartışmaya girmesini doğru bulmam. Kişisel tavırlarından dolayı doğru bulmam. Türkiye'ye baktığımız zaman Mustafa Kemal'in asgari bıraktığı mirası, aydınlanma, bilim,
Çağdaş medeniyet dediğimiz, yani çağının çağdaşı olma, dünyayı anlama bağlamındaki ilkesinden nereye doğru savrulduğumuzu iyi bakalım. Ben çok açık söyleyeyim. Nereye savrulduk? Atatürk burada buharlaşır hale geldi. Bir şey daha söyleyeceğim. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum benim. Ben Atatürk meselesini tartışırken her bilimci, her bilim insanı, her aydın, her düşünen kimse doğal olarak eleştirinin aklın gereği olduğunu bilir. Eleştiri bir lideri, bir kurucu lideri anlamak, onu aşmak, ileriye götürmek, örneğin demokrasiyi tesis etmek, örneğin ulusun adil falan paylaşabilmesi noktasında anlamlı olur. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman örneğin haklı olarak eğitimlerinden dolayı askerler yurtsever, anti-emperyalistiz derler kendine ve Atatürkçüyüz derler. Kabul. Ama şu soruyu sormamız gerekir. Türkiye'nin NATO karşısındaki pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Evren'in yaptıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? E-Muhtıra hakkında ne düşünüyorsunuz? Örneğin Kozmik Oda'nın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunların hangisi anti-emperyalist bir tutumdur? Bunlar tartışmaya muhtaçtır ve değerlidir. Bunu hayatın her alanına çoğaltabiliriz. Hakeza siyasetçiler kaba hatlarıyla tarif ederek kendilerini kurtarabileceklerini sanıyorlar ama toplumun bir yandan da belleği vardır. Bu ülkenin geleceği ilericilikle söz konusu olur. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ten neyi anlıyorum? Kendi özelimde söyleyeceğim, başka bir şeye göre. Ben çok basit bir şey anlıyorum. Benim ailem Antakyalı bir aile sonuç itibariyle. Ben İstanbul'da doğdum ama kökenim Antakyalı. Sonuçta babamdan sonraki kuşak, ikinci kuşakta ben, bu cumhuriyet bana dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak iyi ya da kötü okuma imkanı verdi. Bu cumhuriyet bana ekranlardan Cumhuriyet Gazetesi'nde yazabilme imkanı verdi. Ben bu ülkede 2007'de Yunus Nadi Roman Ödülünü kazanarak Türkçe dilinin en büyük ödüllerinden birisini aldım ve ben buraya bunları söyleyebilme hakkına sahip oldum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinde temel mesele bunları yapabilecek yurttaşlar yaşatmaktır ve en önemlisi aydın namusu edinmeye çalıştım. Peki. Başardım. Bir dakika bitireceğim ne olur. Türker Bey gibi. Ama şeye bağla lütfen. Bağlayacağım. Çıkış noktamız Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk. Oraya geleceğim. Dolayısıyla mesele şudur benim açımdan. Türkiye'de pratik siyasal ayak oyunlarına heba edilmeyecek kadar önemli bir isimdir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu lidere hakaret edilmez. Saygı gösterilir. Biz işin daha buralarında şey yapıyoruz. Ve şunu söyleyeceğim. Bugünkü yazımda dedim ki Atatürk maskelerinizi çıkarın. Şu soruları sormak için çıkarttım. Bir, kardeşim liberal demokrasi bile yok Türkiye'de de. Mesela Patronlar Kulübü'nün tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani devletten beslenip, ihaleler alıp bugüne kadar her şey yolundaydı, şimdi terse döndü, şimdi mi muhalif oldunuz? Peki Atatürk'ün anti-emperyalistliği, Atatürk'ün kendine yeten bir ülke hayali ne oldu mesela? Oralarda ne yaptınız? Biz sizi unutmadık. Dolayısıyla kendi tezlerinize, kendi tırnak içindeki pozisyonunuza Atatürk'e alet etmeyin dedim. Atatürk'ü buradan anlayalım dedim. Bir de bir şey söyleyeceğim Gökmen. Arkadaşlar onu getirirse seviniyorum. Mesela kendisini de tanırım Muharrem İnce Bey'i. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Neyi getirecekler onu net söyleyelim ki. Bir tweet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce. Ben kendisini tanırım. Dolayısıyla mesela bugün yaptığı şey Muharrem Bey'e yakıştıramadım. Neden? Şimdi bakın diyor ki Muharrem Bey 10 Kasım gününde Mustafa Kemal, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimiz için dua ettik. Irak işgaline giden ABD askerleri için değil. Muharrem Bey ne yapmış? Bu eski tweet'i bu eski. Değil mi? Onu hatırlatıyorsun. Evet, içinden geldiği bir yerde, bir sokakta tweet'i konuşur gibi demiş ki, Cemciğim, Mustafa Kemal'in silah arkadaşları. Şimdi burada Muharrem Bey saygısızlık etmiş olmayacağına göre, onun Mustafa Kemal Atatürk sevgisinden rahatsızlık duymayacağımıza göre, bugün attığı tweet'te, o da varsa gösterelim, bu kez bağlamını Mustafa Kemal askeri kalan Mustafa Kemal Atatürk demekle gurur duyuyoruz. Bugünkü tweet. Şimdi Mustafa Kemal'in askerleri izliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e demekle gurur duyuyoruz. Daha önce sadece Mustafa Kemal demiştin. Bu tartışmadan siyasal güç değiştirilmez. Gelelim Mustafa Kemal'in askerleri meselesine. Son söyleyeceğim de bu. Hı hı. Şimdi bakın.
Ha, o konuda da Canan Kaftancıoğlu. Şimdi bakın orada açıklamada bulunuyor. Orada Canan'ın üzerinden konuşmayacağım. Ya tamam, ben de bir hatırlatayım aradım. Peki ya. Söyle. Canan Kaftancıoğlu orada diyor ki yani o konuda soruluyor kendisi. Ben mesela o konuda da Mustafa Kemal'in askerleriyiz yerine Mustafa Kemal'in yoldaşları söylemini kendime yakın buluyorum diyor. Evet, şimdi ben oradaki kanaatimi şöyle söyleyeyim. Mustafa Kemal'i askerleriyiz söylemini siyasal İslamcılar şöyle kullandılar. İşte Mustafa Kemal'i militarizm üzerinden okuyarak, işte Mustafa Kemal'in askerleri Cumhuriyet mitingleri yapıyorlar, postal yalıyorlar. Hatırlayın, askeri vesayetçiler. Askeri vesayetçiler. Türkiye'de 2010'da hatırlayın Cem Bey, yetmez ama evet bilmem ne tartışmalarında hayır diyen herkesi vesayetçi yaptılar. Şimdi asker eşittir Mustafa Kemal, eşittir darbe noktasına geldi. O yüzden böyle algılandı. Yok eğer Mustafa Kemal'in askerleriyiz lafını şöyle anlıyorsak, Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyete sahip çıkacağız, işimizi iyi yapacağız diyorsak, bugün Mustafa Kemal'in askeri kimdir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bugün Mustafa Kemal'in askeri Türk Tabipleri Birliği'dir. Vatan savunması yapıyor. Bugün Mustafa Kemal'in askeri baro başkanlarıdır. Vatan savunması yapıyor. Bugün Mustafa Kemal'in askerleri mapusta yatan gazetecilerdir. İfade özgürlüğü, demokrasi kavgası veriyor. Dolayısıyla hangi bağlamda tartıştığımız önemli. Bugün hekimlere kim diyebilir ki Mustafa Kemal'in en iyi askerleri ondan değil, onlar değildir? Türk Tabipleri Birliği ne kötülük yapmıştır bu ülkeye? Bugün yani şu anlamda söylüyorum. Bu memlekete hizmet etmekse Mustafa Kemal'in askeri olmak göğsünü gere gere söyler insan. Ama yok. Mustafa Kemal'in askeri olmak, bu memleketin sahibi biziz. Gerekirse silahla da olsa rejimi kabul ettiririz diyorsanız o zaman yanlış anlaşılır. Şimdi buralardan meseleyi tartışmamız gerekir. Benim son bir sistemimde şu. Sayın Uluç Gürkan'ı ben yakından takip ediyorum. Orada merak ettiğim için, Gökmen Bey'le de hukuku var, belki bağlanır sorarız. Uluç Gürkan Bey herhangi bir konuşmada bir İstanbul İl Başkanı, ben konuşmayı bugün açıklamaları okudum İstanbul tartışmalarına, herhangi bir il başkanı bir saat iki saat konuşma yaptığında ona soracağı tek soru, bütün konuşma boyunca saydım bu kadar Mustafa Kemal dedin, niye Atatürk demedin midir? Bu bence kasıtlıdır, doğru da değildir. Peki. Şık da değildir. Doğrusu nedir? Bunu off the record çok merak ediyorsanız sorarım. Son bir şey söyleyip bitiriyorum. Bir daha da konuşmayayım bu konuda. İnsanlar... Bir daha yine konuş. Hepsini yok, bir defa da hayır, bu önemli. Bunun bağlamı yani. Önemli. Şöyle bir sorunumuz var Türkiye'de değerli dostlar. Bir söz söylediğiniz zaman en yakın arkadaşlarınız bile, ki ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesi falan değilim, onu düzelteyim. Bir dönem partiye davet üzerine gittim ve istifa ettim. Ne oradan çıkar devşirdim ne de oraya burnumu soktum, sokmam. Ama birileri stüdyolardan CHP'yi dizayn etmek isteyebilirler, beni ilgilendirmez. Köşelerinden dizayn etmek ister, beni de ilgilendirmez. Ama şu ayrı, ben Canan Hanım'la hayatım boyunca siyaset yapmadım. Benim dolayısıyla bu tezlerim Canan Hanım'ın bu sözlerinden çok daha eskidir. Nedir tezim? Biz Mustafa Kemal'i devrimci tarafından okumak ister ve Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyeti aşmak, yani daha ileriye götürmek isteriz. Peki. Mustafa Kemal'i daha ileriye götüremeyecekseniz de kenarda susup oturmakta yarar vardır diye. Peki. Şimdi Canan Hanım o açıklamasında şunu da vurguluyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz, devam eden ve planladığımız onlarca siyasal çalışmaya tek bir satır dahi ayırmadan şahsımı hedef haline getirmek için kaleme alınan bu yazıyla ilgili kanaati kamuoyuna bırakıyorum diyor. Ama şunu söylüyor. Atatürk'ü statik, donmuş yorumlara, hapseden cuntacılara ve bugünün idealar dünyasındaki şaşkınlara karşı hep ileriye bakan, aklı, bilimi ve devrimciliği öne çıkaran dinamik Mustafa Kemal Atatürk'ü sahiplenmeye devam edeceğim diyor. Bugün birileri de şeyi hatırlatmıştı. Zamanında işte bu Devrim adlı yayın organında Deniz Gezmiş'le ilgili o işte yapılan röportajda Deniz Gezmiş'in de Mustafa Kemal Gazi, Mustafa Kemal sözünü kullanması. Ruhisu'nun değil mi? Yıl dönümü geliyor Emre Sever. Evet, pazar günü. Evet. Orada işte Ruhisu Vakfı'nın da bir etkinliği var. Haluk Polat, müzisyen Haluk Polat'ın da yönetmenliğini yaptığı koro Ruhisu şarkılarını söyledi. O da Halk TV ekranlarında hafta sonu yayınlanacak sayın seyirciler, Ruhisu tutkunlarına söyleyelim. Ruhisu'nun da bir şarkısında meşhurdur değil mi? Uyan uyan Gazi Kemal. Evet. Şu ney, feleğin işine bakma, memleketin işine bakma. Neyse, ben bunları hatırlatmakla meşgulüm, yükümlüyüm ama yorumcularıma bırakacağım tabii ki sözü. Türker Bey, ne diyorsunuz? Şimdi bu tartışma çıkınca ben de baktım. Yazılarımda ve konuşmalarımda ne diyorum diye. Eskiden vallahi, kullanmışlığınız yani, var mıdır diye. Yani. Şimdi Gazi, baktım, Mustafa Kemal. Tek başına Gazi demişim. Hı hı. Mustafa Kemal demişim. Atatürk demişim.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk demişim. Yani konuşurken... Siz işi garantiye almışsınız Türkiye'de. Yok, emin olun öyle değil. Yani benim Atatürk'le, Atatürk'ün taşıdığı anlamla herhangi bir sorunum yok. Ama bu tartışmayı çok da anlamsız bulmuyorum. Belki yaşadığımız sorunların temelinde bu var. Yani kurucu ideoloji, arkasındaki anlam, böyle problemlerimiz var. Esasında Atatürk çok yönlü. Ama ikiye ayırabiliriz. Bir yönü asker Atatürk. Yani Osmanlı'nın hiç yenilmeyen generali, paşası 19 Mayıs'ta mücadeleye başlıyor Samsun'da ve başarıyla tamamlıyor ne? Kurtuluş Savaşı'nı. Esasında bu mücadele sırasında da daha sonra yapacaklarının emarelerini veriyor. Yani Amasya Tamimi'nde işte kongreler, yani ortak akıl, halk egemenliği, bunları görüyorsunuz. Ama birinci safha Mustafa Kemal safhası. Asker Atatürk, Kurtuluş Savaşı. Şimdi buna çok kitlelerin, ezici bir çoğunluğunun itirazı yok. Ama bazen şunu da söylemek isterim. Biz Kurtuluş Savaşı'nı hep beraber vermedik. Kurtuluş Savaşı'nı biz verirken karşımızda kim vardı? İngilizler, Yunan, padişah ve işbirlikçileri vardı. Yani biz bunlara karşı savaştık. Şimdi bugünkü iktidar, kişiler bazında söylemiyorum, dedesi oradaydı, bu vardı, o beni ilgilendirmezdi zaten. Ama zihniyet olarak, şimdi ben Kurtuluş Savaşı gazisi bir dedenin torunuyum, Şevki Ertürk'ün torunuyum, İstiklal Madalyalı. Şimdi dedemler bu mücadeleyi verirken karşımızdaki cephede, ne bileyim, padişahın yanında, işbirlikçi Vahdettin'in yanında savaşanlar vardı. Şimdi bugün o zihniyet bir şekilde iktidarın içinde var. O bayramlarımıza karşı düşmanlığın temelinde bu var. Yani 30 Ağustos'ta yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Şimdi birinci bölüm Mustafa Kemal bölümü. Hatta tabii bu zihniyetin bir bölümü Kurtuluş Savaşı'na da karşıydı. Yani ama bir bölümü değil tabii. Onlar hep Mustafa Kemal derdi, bir türlü Atatürk diyemezdi. Şimdi Atatürk farklı. Atatürk bu mücadele bittikten sonra, işte Atatürk'ün arkasında ne var? Aydınlanma var. Ulus devlet var. Ondan sonra egemenliğin gökten yere indirilmesi var. Laiklik var. Çağdaşlık var. Yani çok şey var. Şimdi bu anlattıklarımız insanlığın gelişimiyle birlikte ortaya çıkmış. Yani siyasi devrimler, egemenliğin gökten yere indirilmesi, monarşiden halk egemenliklerine, meclislerin üstünlüğüne doğru geçiş bir düşünsel evrimin ürünü. Atatürk bunları realize etmeye çalışmış. Tabii bunlar esasında dünyanın çağdaşlık çizgisinin ürettiği bir şey. Ama özellikle Avrupa'da neşet ediyor en son bu. 500 yıl var arkada. Sen bunu 15 yılda gerçekleştiriyorsun. Şimdi 15 yılda gerçekleştirdiğiniz zaman travma yaratıyor. Bazı, yani aklınız, hafsalanız bunu anlamadığı zaman, algılamadığı zaman siz korkunç bir şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki artık egemenliğin kaynağı orada değil diyorsunuz. İşte zaten meclisi onun için yazıyor iri harflerle. Şimdi bu travma, hilafeti ortadan kaldırıyorsunuz. Bu travma. Şimdi bugün iktidarın zihniyetinin bir bölümü, evet bu mücadelede bizim karşımızda yer aldılar. Bayramlarımıza düşmanlık onunla. Bir bölümü de travmalı. Neye karşı? İşte hilafetti, laiklikti. Ya laiklik olmadan demokrasi olmaz, biliyor musunuz? Yani inancı, dini, inanç ve itikatla sınırlamazsanız, yani o eğitimde varsa, o hukukta varsa, o siyasette ve devlette varsa, o ülkede özgürlüklerden bahsedemezsiniz. O ülkede demokrasiden bahsedemezsiniz. Şimdi böyle bir sorun var Türkiye'de. Mustafa Kemal'in içinde de, yani Atatürk diyememenin içinde bunlar da var. Kimi zaman bizim aramızda da var. Yani bizim aramızda derken çağdaş kesimde de var. Mesela çünkü Atatürk aynı zamanda ulus kimlik ve ulus devlet. Sonunda ne diyor?
Cumhuriyeti kuran, yani Türkiye halkına Türk milleti deniliyor. Yani Atatürk esasında burada Türklüğü bir etnik bağlamda tanımlamıyor. Bir ulus kimlik adında tanımlıyor. Ama buna da itiraz olan kesimler var. Onun için Atatürk konusunda bazı tereddütler var. Ama peki sizin bir kanaatiniz var mı? Hangisini kullanmak gerektiğini? Şimdi benim, ya da bu hitap benim şeklinin önemli olup olmadığına ilişkin kanaatiniz. O kadar açık ki, ben Gazi desem de kimse şüphelenmez. Mustafa Kemal de desem şüphelenmez. Gazi Mustafa. Ama bazılarının geçmişteki söylemleriyle, yarattığı tereddütlerle bazı problemler varsa, bu kullanışlarda da yani istikrarlı biçimde bazı bölümlerini söylemiyorsa, bu şüphe doğuruyor. İşte biliyorsunuz iktidarı. Yani bunu Canan Hanım söyleyince. Ben Canan Hanım'ı söylemiyorum. Hayır, şimdi, şunu soruyorum. Bakın canım. İktidar. Hayır ama şunu soruyorum Türker Bey. Diyorsunuz ki ben Gazi de desem kimseye itiraz etmez. Gazi Mustafa Kemal de desem kimseye itiraz etmez. Atatürk de desem zaten kimseye itiraz etmez. Ama mesela Canan Kaftancıoğlu böyle bir söylem kullandığında bir tartışma doğmasının, yani ne kadar çapta doğduğu onun konuda bir iddiam yok. Ama bir tartışma ortaya çıktı. Bu ondan mı kaynaklanıyor diyorsunuz? Yani şöyle, bence Canan Hanım ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinde daha hassasiyet göstermesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı, tüzüğü, yani... Onu da mesela örnek gösterdiler. Tüzükte işte bilmem kaç yani, yılında kabul edilmiş o tüzükte. Yani herkes bu konuda bir birim dikkat ediyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi içinde sorumluluk almış insanlar daha çok dikkat etmesi lazım. Çünkü özellikle bu zor dönemde Türkiye felakete sürüklenirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliği içindeki bu demokratik ittifak, millet ittifakı çok önemli. Şimdi karşı taraftaki cephe bu. Mesela artık o kadar sıkıştılar ki, eskiden sadece Mustafa Kemal'di, şimdi Atatürk de var, resim asmak da var. Ama sadece o şekil ve Atatürk'ü kullanmak önemli değil ki. Sen anlamına karşıysan, yani sen laikliği aşındırıyorsan, sen kuvvetler ayrımını yok ediyorsan, sen anti-emperyalist değilsen, sen harf devrimine bile artık laf ediyorsan, onu bile hazmedemiyorsan, yani senin Atatürkçülüğün işte biraz önce Enver Bey güzel izah etti, o gardırop Atatürkçülüğüdür, halkı kandırmak için bir operasyon silahıdır. Onun için bu geçiş döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimde görev almış şahıslar daha dikkatli olması lazım. Ben biraz bu işin abartıldığını da düşünüyorum. Çünkü Millet İttifakı gerçekten bir umut oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve o ittifak bir alternatif durumunda şu anda. Bunu yıpratmaya peki çalışan çevreler var. Bunların ekmeğine yağ sürmemek lazım. Bu arada bu tartışmada hedef alınan Canan Kaftancıoğlu'nun da yakın döneminin en güçlü kadın siyasi figürlerinden biri olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. CHP'nin yani CHP değil de daha doğrusu Millet İttifakı'nın İstanbul'u yıllar sonra Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının elinden almasında işte katkısını, rolünü hatırlatmak gerekiyor. Sandık güvenlikleri konusundaki teşkilatçılığını hatırlatmak gerekiyor. Hakkında değil mi bir hapis cezası kararı var. Mesela yakın zamanda belki hapse de girebilir. Yakın zamanda yine sosyal medyada çok iğrenç söylemlerle hedef alınmış. Her türlü işte cinsel şey, iğrenç saldırılarda, sözlü saldırılara dahil olmak üzere öyle bir isim olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama dediğim gibi eleştirilmez değil. Yani bunlardan dolayı kimse onu eleştirmeyecek diye bir şey yok. Bakın izleyicilerimiz ne diyor? Bir izleyicimiz demiş ki 24 Kasım 1934 tarihi ve 2587 sayılı kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk soyadı verilmiştir. Kişilerin keyfiyetine bağlı değildir. Yani öyle kişiler kendi tercih ettikleri gibi ondan o şekilde söz edemez diyor. Hasan Yoldaş da aynı şekilde demiş. Atatürk'ün nüfus kaydında adı Kamal Atatürk olarak geçer ve son imzası K. Atatürk'tür. Mustafa ismini silmiştir diyor. Ondan sonra Talat Düzgören diyor ki ben bu Atatürk mü Mustafa Kemal mi tartışmasını, hatta bunun KJ'ye taşınmasını bile hiç doğru bulmuyorum diyor. Hele ki sizin programınızda diyor. Bir başka izleyicimiz Coşkun Dinçer diyor ki Mustafa Kemal demek sadece askerlik yönünü benimsiyorum demektir. Atatürk demek devrimler, cumhuriyet, laiklik ve Türkiye demektir. Günhan Cem Altınay, Enver Aysever'in söylediklerine paralel olarak özellikle 80 ihtilalinde dayatılan Atatürkçülük anlayışına tepki olarak ben her zaman yalnız Kemalistim diyor.
diyor. Kurucu ideoloji sürekli gelişme inanırım. Fikir ve düşüncelerini okur bilir anlar. Akıl ve bilimi rehber edinirim. Yalnız Tuğba Torun'dan, Cem Toker'den ve Fatih Yaşlı'ya devam edeceğiz ama biraz daha tempo kazanmamız gerekiyor. Evet, buyurun. Tuğba Hanım. Ya, bu tartışmanın yine bir suni, yapay bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Canan Hanım çok güzel bir açıklama yapmış. Ve bence kilit nokta şu, orada bir toplantı var. Toplantı esnasında akıcı bir şekilde konuşurken insanlar hani işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye ifade etmeyebilirler. Yani kendisi de söylüyor zaten alışkanlıkla. Gazi Mustafa Kemal demiş ve kapalı bu arada toplantı. Yani kayıt almak yasak normalde o sırada. Ve tutuyor bir tanesi bununla ilgili kasıtlı bir soru soruyor. Enver Bey'in de çok güzel ifade ettiği gibi hani düşüneceğiniz tek soru bu muydu? Sonra bu soruyu soruyor ve karşılığında da aldığı cevabı ki hani cevap da öyle tümüyle baktığınızda zaten anormal bir cevap değil. Hani böyle kolayıma geliyor diyor yani böyle alıştım. Kendim böyle yakın. Evet böyle rahat hissediyorum. Bu bana yakın. Diyor. Yakın hissediyorum. Şimdi orada şey kolayıma geliyor değil de. Rahat hissediyorum. Hayır bu yakın hissediyorum diyor bu söyleme. Bence yani bunu daha devrimci buluyorum diyor. Kendi devrimcilme de daha uygun buluyorum ve buna kendimi yakın hissediyorum diyor. Sonra bunu bir haber başlığı olarak taşıyor ve gündem yapmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu gündemin ekmeği yenir yani. Ben bunu kesinlikle doğru bir gazetecilik tutumu olarak görmüyorum. Bu bir. En başta bunu söylemem lazım. İkincisi... Faruk Bildirici bir ombudsman olarak kabul edecekse kendisini bir medya ombudsmanı ki ben zaten kabul ederim yani rehber alırım adeta yazdıklarını, ilkelerini falan. Onda bu konuda yazısı var orada yapılan habercilikle ilgili eksiye dair. Buyurun devam edin. Evet. Onun dışında Mustafa Kemal Atatürk bizim Atatürk'ümüz. Yani mesela sizin hiç... Şöyle bu tartışma çıkınca kendinizi bir gözden geçirdiniz. Geçirdim ben. Arada bir Gazi Mustafa Kemal mi diyorum. Aynen Türker Bey gibi her şeyi söylemişim. Hı. Yani Mustafa Kemal de demişim, Atatürk de demişim. Her şeyi söylemişim. Çünkü Atatürk gerçekten bence hissedilen bir değer. Hı. Yani onu adıyla sınıflandırarak şöyle dersen şöyle olur, böyle dersen böyle olur demeyi de doğru bulmuyorum. Nasıl hissediyorsanız önemli olan onu sahiplenmek, onu özümsemektir. Atatürk'ün kendisinin de söylediği gibi benim fikirlerimi benimseyenler beni yaşatır. Yani onu yaşatmak demek onu hissetmekle ilgilidir. Yani tutup burada Atatürk'ü nasıl kelime dizilimi olarak ifade ettiğimiz üzerinden siyaset yapmak bana hiç iyi niyetli gelmiyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ama bunu ideolojik olarak kasıtlı kullananlar varsa, Atatürk demekten imtina edenler varsa, Atatürk demeyi sakıncalı var, o da var. Sakıncalı bulanlar varsa onlara da ayrıca teessüf ederim yani. Bu da ayrıca bence kınanacak bir şeydir. Yani Mustafa bence bu hisle ilgili ve hakikaten bunu söylerken de onu zaten belli edersiniz, hissettirirsiniz. O tartışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum, kötü niyetli buluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizimdir, ışığımızdır, yolumuzdur, ilhamımızdır, değerimizdir. Biz ancak ve ancak onu yaşatmak için elimizden geleni yapabiliriz. Ama Enver Bey'in o hani hakikaten Atatürk'ün ifade ideolojik anlamda ifade biçimleri de var. Hani insanlar bunu belli şekillerde yaşatmak, algılamak isteyebilirler. O tanımları da ben çok hani mantıklı ve açıklayıcı buldum. Ama ben de hani devrimci Atatürkçülüğü benimsemiş bir insan peki. olarak çok da takılmamak gerektiğini düşünüyorum tamam. açıkçası. Tamam. İzleyicimiz diyor ki o halde size de Tuğba diyelim diyor mesela. Değil. Ne güzel. Samimi hayır, olur. Ben demem. Sonuçta ben moderatörüm. Size saygı gereği mutlaka Tuğba Torun derim. Ama buradaki hikaye şu. Yani Mustafa Kemal demek adeta Cem Toker'e Cem demek gibi, arada, efendim Türker Ertürk'e Türker demek gibi algılayan bir kesim de ortaya çıktı. Şey geldi aklıma Gökmen Bey, Can Dündar'ın Mustafa diye bir filmi vardı. Yani filmin adı bazı yani böyle biraz da açık yüreklilikle bakmamız lazım. Çocukluğuyla ilgili yani, bir hikaye. Hani, işte ama yapılabiliyor filmi. Tamam. Yani. İzleyicilerimizin görüşlerini aktarıyorum. Hani çünkü biz tek sesli bir program değiliz sayın seyirciler hiçbir konuda. Bir izleyicimiz demiş ki Atatürk de derim Mustafa Kemal de. Atatürk
Atatürk Mustafa Kemal'den türemiştir zaten diyor. Bir izleyicimiz diyor ki içinde bulunduğumuz sürecin en önemli gündemi Atatürk mü Mustafa Kemal mi tartışması bunu tartışmaya açmaktır diyor. Ondan sonra demiş ki Mustafa ismin Arapça olduğu nedeniyle nüfus cüzdanına yazdırmamış olabilir diyor. Ondan sonra bir izleyicimiz demiş ki hiç kimse CHP seçmenine gardırop Atatürkçüsü diyemez. Canan Kaftancıoğlu bu küstahlığının bedelini ödeyecek. Ya bu dile gerek yok. Biraz yumuşatmak bir dakika, gerekiyor bu dili. Canan Kaftancıoğlu da İlhan Selçuk dedi bunu. Gardırop Atatürkçüsü şeyini. CHP seçmeni. İlhan Selçuk CHP seçmeni için mi söylüyor? Hayır. Bana? Gardırop Atatürkçüleri kavramı diye tamam. Bir kavram var. Tamam. Bir de zaten kadına millet saldırıyor. Bir de ilave bir alan açmıyor. Bunu diyen, bunu kavramsallaştıran zaten Türkiye'de... Bunu zaten burada hatırlatan da Enver Aysever. Evet, yani. İlhan Selçuk'un bir eleştirel tavrı ve hiç de fena bir tavır değil. Seçmene falan da dememiş. Tamam. Darbecilerden palazlanıp yolunu bulmaya çalışanlara demiş. Tamam. Yani sevgili seyircimiz İlhan Selçuk'tan daha ileri Atatürkçüsü, o da bir kavramsallaştırma yapsın, onu da dinleyelim. Onda değil. Bir itirazım yok. Cem Toker? Ben zaman sınırlamanıza katkıda bulunayım. Tamam. Enver Bey kadar saatlerce bu konuyu hiç düşünmedim. Niye gündeme geldi onu da pek önemsemedim ama tabii eğer Erdoğan ve diğer siyasi İslamcılar 18 sene Mustafa Kemal, Gazi, Atatürk demekten imtina etmemiş olsalardı bugün bu konuyu biz tartışmazdık. Veya AKM'yi yıkıp benim Atatürk Havalimanı'nı kapatıp yeni havalimanına Atatürk stadlarını inatla Atatürk Havalimanı adını vermemesi toplumun belli kesiminde, laik, çağdaş kesiminde rahatsızlık yarattı tabii. Beni üzen şey hani Erdoğan mitinglerde bağırıyor tek devlet, tek millet, işte tek bayrak falan filan. Maalesef hiçbir ortak değerimiz kalmadı. Kurucu irade dahil buna. Yani ne milli bayramları ortak kutlayabiliyoruz, ne 10 Kasım'ı ortak anabiliyoruz, ne dini bayramları, yok şeker bayramı mı, Ramazan bayramı mı, yok kurbanda kesilir mi, ibadet mi, katliam mı, yılbaşı mı, Mekke'nin fethi mi, 23 Nisan mı, kutlu doğum haftası mı, yani... Biz nasıl bir millet olduk veya olmuşuz? Bu 18 yılda oldu bunu. Evet, evet. Ama şunu da düşünüyorum. Ben sol jargonu, ideolojiyi fazla bilmem, kafam basmaz ama gençlik yıllarımdan mesela Sosyalist Enternasyonal'de İstiklal Marşı söylenmemesi, onların da ulus devlete karşı olan antipatisi, o bir kenarda duruyor benim için. Öte yandan yine dışarıdan bilgim 31 Mart seçimlerindeki CHP-HDP gayri resmi işbirliğinin aracısı kilit elemanı Canan Kaftancıoğlu diye biliyorum. O cenahında ulus devlete olan yaklaşımını bildiğim için belki siyasi bir kararla böyle şeyi kullanmak istedi. Atatürk lafını kullanmak istemedi ama beyefendinin de dediği gibi insanın içine özüne, siyasi özüne bakarsanız ne derse desin ben de bazen Mustafa Kemal diyorum. Ama Mustafa Kemal'i işte adı soyadı gibi kullanıyorum. Hiç farkında bile değilim. Sizden kimse şüphelenmez ama. Benim içerlediğim tek şey yani dünyada bir başka millet veya devlet, toplum bilmiyorum ki kurtarıcısına ve kurucusuna bu kadar antipatiyle baksın. Evet, peki. Evet ve karşı çıksın. O beni rahatsız ediyor. Peki. Fatih Yaşlı ne düşünüyor bu konuda? Enver'in bugünkü yazısı vardı ve benim dünkü yazıma atıfta bulundu. Ben de o yazıdan yola çıkarak bir iki şey söyleyeyim. Birincisi şu, ben o yazıdan önce sosyal medyada şöyle bir şey söylemiştim. Mustafa Kemal mi Atatürk mü tartışması, hangi hitabın kullanılacağı tartışması 2020 Türkiye'sinde Bizans yıkılırken meleklerin cinsiyeti nedir tartışmasıyla çok benzerdir demiştim. Dolayısıyla ben bu tartışmayı günümüz Türkiye'sinde sahici bulmuyorum. Birincisi bu. İkincisi bu tartışmanın CHP içerisindeki hiziplerin iktidar savaşı ile ilgili olduğunu biliyorum. Ama bu konuyu burada tartışmayacağım. Bu ayrı bir tartışma başlığıdır. Çünkü tarafların yazdıkları açıklamalarına bakıldığında meselenin
basitçe Atatürk'e ne deneceğinden ziyade parti içerisindeki konumlanışlardan kaynaklandığı çok belli oluyor. Ama dediğim gibi bu ayrı bir tartışmanın konusu. Şimdi bugün bu tartışma sahici değil ama bir zamanlar sahiciydi. Neden sahiciydi? Çünkü Türkiye Solu 1960'larda siyaset sahnesine çıktığında önce Türkiye İşçi Partisi ile işte Fikir Kulüpleri Federasyonu ile sonra Devrimci Sendikaları Konfederasyonu ile devletin diliyle ortaya atılan Atatürkçülüğe karşı Mustafa Kemal ismini sahiplendi. Çünkü Türkiye Solu dedi ki şu an emperyalizmi biz Kurtuluş Savaşı ile kovmuştuk 1923 yılında ama 1946'dan sonra emperyalizm tankla topla değil bu sefer ekonomik mali bağımlılıkla Türkiye'yi tekrar ele geçirdi. Dolayısıyla bizim 2. Kuvayi Milliye'ye ve 2. Kurtuluş Savaşı'na ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkiye Solu çubuğu Gazi Mustafa Kemal'e ve dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın liderine büktü. Bu bilinçli bir tercihti. Öte yandan Türkiye Solu kendisine Türkiye topraklarında bir kök ararken anti-emperyalist, aydınlanmacı, laik, bağımsızlıkçı bir figüre Türkiye ilericiliğinin en önemli ismine ihtiyacı vardı ve onu sahiplendi. Türkiye Solu sadece Mustafa Kemal değil, daha öncesinde Jön Türkleri, İttihatçıların 1908 devrimini yaptı. İşleri de sahiplendi. Abdülhamit'i devirmesini de sahiplendi. Bu açıdan bakıldığında bu tartışma yani Mustafa Kemal mi demeli, onun devrimciliğini, aydınlanmacılığını, anti-emperyalizmini mi ön plana çıkarmalı yoksa devletli dilin kullandığı Atatürk'ü mü ön plana çıkarmalı tartışması bir zamanlar sahiciydi. Türkiye solunun konumlanışı açısından. Öte yandan sahiciliğin şöyle de bir boyutu vardı. Türkiye'de siyasal İslam Mustafa Kemal Atatürk'ü küçümsemek için Atatürk soyadını kullanmaktan imtina etti. Mustafa Kemal dedi hep. Dolayısıyla siyasi yelpazenin bir tarafında Mustafa Kemal'in bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, laik karakterini benimseyen, onun cumhuriyet fikirlerini daha ileriye taşımak isteyen bir kanat vardı. Yani solcular, sosyalistler vardı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla, kurucu felsefesiyle, laiklikle, aydınlanmayla, bağımsızlıkla, Osmanlı mirasını reddetmesiyle hesaplaşmak isteyen siyasal bir damar vardı. Siyasal İslamcı bir damar vardı. Onlar küçümsemek için Atatürk soyadını kullanmaktan kaçındılar. Fakat bugüne geldiğimizde bakıyoruz ki ortaya şöyle bir manzara çıktı. Bugün iktidardaki siyasal İslamcılar da dahil herkes Atatürk lafını kullanıyor. Ama baktığınız zaman kimsenin cumhuriyetin yıkılmış olmasıyla bir derdi yok. İktidarıyla, muhalefetiyle. Ben yazıda bunu anlatmaya çalışmıştım. Yani Saadet Partisi de Atatürk'ten bahsediyor. Davutoğlu da Atatürk'ten bahsediyor. İktidar da Atatürk'ten bahsediyor. CHP de Atatürk'ten bahsediyor. Ama kimse gelinen noktada 2020 Türkiye'sinde 1923'ün kurucu felsefesinin ilga edilmiş olmasından, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında yazan laikliğin artık ortadan kaldırılmış olmasından, iktidarın siyasal İslamcı bir ajandayla hareket ederek Türkiye toplumunu, siyasal alanı, kamusal alanı, toplumsal alanı adım adım dinselleştirmesinden bahsetmiyor. Adı konulmamış bir fiili şeriat rejiminin içerisinde yaşadığımızdan kimse bahsetmiyor. Niye? Çünkü işte bir takım güya real politik işler var. Dostlar var, işte ittifaklar var, Saadet Partisi ile kurulan ittifak var, Davutoğlu ile yan yana gelme var, Gelecek Partisi, işte Deva Partisi. Şimdi bu açıdan bakıldığında ben ortada bir tür riyakarlık olduğunu düşünüyorum. Yani daha bundan bir ay önce Ayasofya altında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunan ve laiklik ajandasıyla birlikte müzeye çevrilen Ayasofya, siyasal İslam'ın cumhuriyetle hesaplaşması niyetiyle tekrar camiye çevrilmiş. Bunun üzerinden İslamcı bir şov yapılmış. İşte bugün Mustafa Kemal mi Atatürk mü demeli denilen örneğin Muharrem İnce Yalova'dan yola çıkmış. Ben de Ayasofya'da namaz kılacağım diye sonra gidip Sultanahmet'te kılmış. Tüm bunlar yapılırken örneğin 26 Ağustos Malazgirt 30 Ağustos'un yerine ikame edilmeye çalışılmış. Ta en başından beri son 5-10 senedir Cumhuriyet'in gün ve bayramlarının yerine siyasal İslam'ın gün ve bayramları ikame edilmeye çalışılıyor. Kimsenin bunlara sesi çıkmıyor. Yani Türkiye'de Cumhuriyet'in siyasal İslam eliyle tasfiye edildiğine dair bir gündem yokmuş gibi, Türkiye'nin böyle bir derdi yokmuş gibi yapılıyor. Ama öte yandan sen Mustafa Kemal mi dedin, sen peki Atatürk mü dedin? Komik bir tartışma yapılıyor. Tamam. Bu anlamda ben bu tartışmayı sahici bulmuyorum. Eğer sahici olsaydı biz bugün Cumhuriyet'i nasıl sahiplenebiliriz ve siyasal İslam'ın Cumhuriyet'le mücadelesine karşı
nasıl bir mücadele içerisinde oluruz diye bu soruyu sormamız gerekirdi. Bu anlamda bence soru yanlış, sorunun başka şekillerde sorulması gerekiyor. Peki. Sorunun sorulma şekli yalnız bizim özel bir tercihimiz değil. Yani gündemde nasıl ele alınması ile ilgili. Ama hayır, dediğiniz... sizin için demedim. Ha, yok, yok. Siyasilerin sorduğu soru için dedim. Fatih programla Bey, ilgili sormadım. Tamam, ben bize de sorabilirsiniz. Sonuçta yok, izleyicilerimiz de diyor, sonuçta diyor ki ya bu meseleyi mi konuşacaksınız? Ama evet, bu meselenin de... Hayır, konuşmamız lazım bu meseleyi. Tamam Fatih Bey, sizinle ilgili söylemiyorum şu anda. Genel bir hikayeyi söylüyorum. Bu meselenin bizim programımızda da konuşulması gerekiyordu sayın seyirciler. Çünkü farklı bir perspektifle ve çok çoğulcu bir bakış açısıyla ele aldığımızı düşünüyorum. Evet, Enver Aysever'e de çok sayıda destek mesajı geliyor. Ama Canan Kaftancıoğlu'nu çok sert bir şekilde hala eleştiren izleyicilerimiz de mevcut. Belli ki atıyorum o ilave açıklamalar onları tatmin etmiş durumda değil. Bu ülkenin gerçeği nihayetinde. Ama ben çok değerli görüşlere yer verdiğimize inanıyorum. Ve hani bir böyle adeta linç gibi bir şekilde ele alınmadı bu mesele burada. Hiçbir siyasi fikri linç şeklinde ele alınmadı. Ben de olabildiğince her kesime eşit bir şekilde yaklaşarak meseleyi götürdüm. Yönetmenim, gülümseten bir şeyle bitirelim mi? Ya şu şey var. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir hikaye var. O video. İnternetçi var bir tane. Tane demeyeyim. İnsanlar için tane denmez de. Biri, hazır mı o? Ya bir girelim onu. Partiden konuşan internetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi, herhangi bir engellemesi, herhangi bir yasağı söz konusu değildir. İstanbul halkına önemli duyurulur. Bu arada ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford'dan da doktoram var. Onun için yani öncelikle bir herkes bir kendine gelsin. Şimdi size söylemek istediğim şey şu, bu 10 ay önce valiliğe ve valilikten dolayı il emniyet müdürlüğüne gönderilmiş bir talep var. Onların onayı gerekiyor. Galiba Tevfik Bey konuya hakim değil. Onun için kendisine tekrar arz ederim. Bilgi İşlem Daire Başkanımızla bu konuda daha ayrıntılı görüşebilirler kendisiyle. Kendisi yanlış biliyor. Teşekkür ederim. Son derece olguları açıkladı. Yani kendisi yanlış biliyor dedi ki gerçekten de gazetelere bakarsanız o konuda ciddi bir problem var. Şimdi Tevfik Göksu'nun oradaki gülüşünü bir ekrana getirelim sevgili yönetmenim. Şimdi önce çok gülüyor ya, Stanford ne tarzında yani. Adam internetçi dedik, Stanford çıktı. Şimdi soluna bakınca gülmesi devam ediyor ama sağ tarafına bakınca şimdi burada hala gülüyor. Ama şöyle bir sağ tarafına bakıyor, ayda diyor. Bir tekrar ciddiye bürünmesi var. Yani şimdi ya bunun üzerine bir saatlik dilim yapılır. Yani liyakat neydi? Eğitime verilen önem neydi? Gençlerin kendilerini yetiştirmesi neydi? Bir gencin Stanford'da doktora yapmış olması ne anlama geliyor? Ne hangi emeğin ürünüdür? Ve böyle bir kamusal talepte bulunmakla ilgili olarak bir kişiyi, ya bu internetçi bir arkadaş var burada, internetçi ne ya? Muslukçu mu bu şey, simitçi mi, internetçi ne demek? Beyefendi de Stanford çıkıyor. Ama Stanford'ı duyunca da Tevfik Göksu bir gülmek alıyor. Çünkü bir karşılığı yok ki. Peki, tamam. Böyle bitirelim. Türker Bey, böyle bitirelim. Çünkü bir karşılığı bir kalmadı. Bir karşılığı yok. Kalmadı çağdaş diyor Türker Ertürk. Peki. Çağdaş toplumlarda nitelik ve kafa gücü esastır. Peki. Çağ dışı toplumlarda veya çağ dışı kafalar için niteliğin ve eğitimin hiçbir anlamı yok. Peki. Türker Ertürk... Erdoğan'ın 2008'de bir cümlesini tekrar, çok severim o lafını. Siyasi hayatında. Nisan 2008, ayakların baş olduğu yerde kıyamet kopar demiştir. Peki. Ben bir şey... Emre, ama kapatmam ama lazım. Ama benim söylemem lazım. söylemem peki, lazım. Simitçi de, muslukçu da emekçidir ve saygındır. Sonra Rütük'ten başına bir iş gelmesin. Hayır. Rütük'ten başıma gelsin, hiç önemli değil. Gelmesin. Orada ben aksine i̇şte simitçiyi, ben, ha, muslukçuyu de, incittiysem asıl üzülürüm. İnternetçi diye bir meslek yoktur. Doğru. Ama. Yani internetçi. İnternetçi. Bir adam da Stanford doktora çıktı. Ama orada çıktı. Bir aşağılama var. Ama öyle bir internetçi diye bir meslek yok. Ama yani Stanford sözcüğünü duyunca da bir gülüm ama var. Ama gülüp dedi. Çevresine bakması da bilgi ve eğitim altında eziliyorum, bana yardım edin. Evet. Ama sol tarafından destek buluyor da sağ tarafa bakınca sağ bir... Yanında bir tane daha gülen var onun.
Onu yalnız evet, bırakmamak. Sayın seyirciler, hani Enver diyor ya, güleriz ağlanacak halimize, ama olsun, nihayetinde tebessüm ettirecek bir şeyle bitirmiş olduk. Türker Artık çok teşekkürler. Tuğba Torun bizimle iki haftada bir, her çarşamba, perşembe birlikte olacak. Enver Aysever hem bu perşembe hem de pazar akşam tekrar bizimle birlikte olacak. Cem Toker, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, Fatih Yaşlı, çok sağ olun katkınız için. Sayın İyi seyirciler, geceler herkese, sağ olun. Sağ olun. Size de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.